Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Haftaya ağır bir konukla başlıyoruz. Yavuz Ağar Alioğlu, İyi Parti sözcüsü. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk, merhaba. Daha partiniz kurulmadan önce bu stüdyoya Meral Hanım'ı ağırlamıştık. Tam partinin ilk sinyallerini burada almıştık. Şimdi sizle partinin gidişatını konuşacağız. Zaten öyle tanıtım yaptık duruşu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu meclisin fonksiyonunun iyice azaldığı bir dönemde siz İyi Parti Grup Başkan Vekili olarak bayağı bir göz doldurdunuz ve sonra da sözcü olarak, daha sonra sözcü oldunuz. Önce onu bir sorayım. Bu grup başkan vekilliğinden sözcülüğe geçmek çok kısa bir zaman içerisinde oldu bunlar. Ne oldu da oldu? Mecliste bir siyasi dil inşa etmeye gayret ettik. Geçen sene bu anlamda bizim açımızdan çok faydalıydı. Türkiye'nin siyasal iklimi sıkıştı. Ya bizdensiniz ya şer cephesindensiniz tasdifinin arasında. Biz parti olarak da milletimize hem seçenek zenginliği sunmuş olmak anlamında hem de mesuliyetimizi kodlarken hakaret etmeden bir siyasal dil inşa etmek anlamında bir siyasal mevzi tahkim ettim ben geçen sene mecliste. Onun hatırı sayılır bir itibar bulduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'de muhalefetin de iktidardan kopararak iktidar olabilme sürecinin belli eşikleri var. O eşikler içerisinde ben muhalefetteyim, iktidardan gelen her şeye bühtan ederim, her şeyi reddederim duygusundan çok ya da muhalefetteyim, her şeye karşıyım duygusunu vermeden makul olan bir siyasal dil inşa etmeye çalıştık. Sebebi şu, Ruşen Bey, iktidardan kopararak iktidar olabiliriz. Dolayısıyla iktidara dokunabilmek, iktidar tabanının tenkidini yaparken iktidar tabanından oy alabilecek kanalların açık olmasını sağlayacak bir şuurlu, mesuliyetli, zarif, tenkit eden ama hakaret etmeyen, teklif eden ama tabi olmayan. Yine bir siyasal dil inşa etmeye çalıştık. Tehdit onun, değil, teklif. Evet. Dolayısıyla yani bu meclisteki ritim makuldü. Zannediyorum onun partinin kurumsallaşma süreci başladı. Bu partinin kurumsallaşma sürecinde de bu dilin nüfuz ve tesir alanını daha rahat oluşturabileceğimiz bir iklim oluştu. Ona alan açıldı. Şimdi onu deniyoruz. Şimdi şöyle bir husus var. Son dönemde siyasette sivrilen az sayıda isim var. Çünkü tek adam yönetimi gibi memleket olduğu yönetimi, için. Evet. Parlamento eski ehemmiyetini kaybetti gibi. Evet. Şimdi bir İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, bir mecliste de siz sivriliyorsunuz. İkinizin de ortak özelliği Trabzonlu. Bu bir rastlantı mı? Bu Trabzonluluk üzerinden bu ara çok cümle kuruluyor. Bu pek makbul bir cümle midir emin değilim. Yani evet. Çünkü nereye dönsek Trabzonlu duygusu biraz isyana dönmek üzere. Dolayısıyla bu Trabzonluğu biraz böyle programlarda, o da Trabzonlu, bu da Trabzonlu, kabinede Trabzonlular da var. Siyasal iklim memlekette biraz böyle kabalaşınca, böyle kabalık edenler de Trabzonlu. Ya nezaket lazım diyenler de Trabzonlu. Böyle Trabzonlular çarpışmasına dönmek üzere. Dolayısıyla burayı biraz sükunetle atlatalım. Evet. Şimdi demin söylediğiniz, üslubunuzu tanımlarken söylediğiniz bir husus var. O çok önemli. Diyorsunuz ki iktidar partisinin tabanına da ulaşmak için makul bir dil. Ama sizin bu makul diliniz kutuplaşmış bir Türkiye'de, çok kaba söylüyorum, söyleyen doğrudan söyleyenler de olmuştur bunu, sanki iktidara yaranmak gibi tercüme etmeye çalışanlar oluyor. Bu sıkışmışlığın neticesi ama. Yani bizim şimdi mecliste geçen sene iktidar grubunda bazı parlamenterlerinde, bazı milletvekillerinin, hatta bazı bakanların da şaşırmasına sebep olan cümlelerimiz oldu komisyonlarda mesela. Biz toptan red cephesi değiliz. Ama şunu, siyasetin şunun cevabını vermesi lazım. Mesela AK Parti'nin yerine falanca partinin ikame olmasından daha önemli bir meselemiz var bizim. Türk siyasetinde 2002 yılında kurulduğunda bir Türkiye tasavvuru vardı AK Parti'nin. Bir Türkiye hayali. Bu Türkiye hayalini gerçekleştirmek için yola çıkmış bir kadro. 2002'deki fabrika ayarlarına bakınca söylediklerinin tam tersini yapabilmiş bir kadro bu. Yani her söylediğinin tersini yapmış. Şimdi bence ehemmiyetli olan meselemiz şu. Her söylediğinin tersini yapmış olmasına rağmen, her vaadinin hilafına davranmış olmasına rağmen, 2002'de %34,5'la başlayan yarış, her söylediğinin tersini yapmış bir kadronun elinde nasıl %45 olarak duruyor? Bu sosyolojiye cümle kurmamız lazım bizim. Yani normal şartlarda bu kadar hata yapan bir iktidarın elinden memleket yönetimini çoktan yeni coşkun bir kadronun teslim alması lazımdı. Şimdi bunun cevabı verilemediği için mevzu her seçimde hangi yere tahkim edilirse oranın kavgası ediliyor. Halbuki büyük soru şu, Türkiye hayali diye ortaya konulan politik çerçevenin 180 derece zıt
bir yerinde şu anda milletin karşısında duran bir kadro verdiği sözlerin hilafına davranmış olmasına rağmen nasıl %45 oy alıyor hala? Orada kendi muhalefet dilimizin siyasi mesuliyet alanını inşa etmemiz lazım. Yani biz Çuvaldız'ı kendine batıran bir siyasi ciddiyetle yürümeyi tercih ediyoruz. Bu şöyle anlaşılıyor olabilir. Acaba bunlar iktidara mı göz kırpıyorlar? Göz kırparak iktidar yapmıyoruz. Seçmene göz kırpabiliriz. Çünkü partilerin vazifesi seçmenlere göz kırpmaktır. Her seçmene göz kırpmaktır. Partiler göz kırpar. Yani ben sizi daha müesses bir nizamda yaşatacağım. Ben sizi daha konforlu, daha güvenli yaşatacağım diye. Şimdi partilerini tenkit ettiğiniz insanların tabanlarına dokunabilme imkanını yönetmeniz lazım. Biz orada kullandığımız dil şu. Yani iktidar kötüleyerek bir hat var. O hattı geçince insanların şöyle demesine engel olmamız lazım. Ha, bizim partimize çok galiz hakaretlerde bulundunuz. Önümüzdeki seçim size oy vereceğiz. Böyle değil siyaset. Yani siyasetin bir adab-ı muaşeret var. Ona ihtimam göstermeye çalışıyoruz. Bu zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin onca hakaretleşmeden sonra Cumhur İttifakı'na yanaşması milletin yüreğini ağzına getiriyor ki acaba yine böyle bir tehlikeyle karşı karşıya mıyız? Burada tabii şöyle bir husus var. Siz grup başkan vekiliyken aynı üslubu kullanıyordunuz. O kadar saldırının hedefi değildi. Evet, şimdi çıktı. Şimdi sözcü olduktan sonra sorun çıkıyor olmasının bence en önemli meselesi 31 Mart. 31 Mart bence. Evet, tabii ki. Çünkü 31 Mart şunu gösterdi ki Cumhur İttifakı yetmiyor Erdoğan'a. Doğru. Yani MHP ile tek başına İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı koruyamadı. Doğru. Büyük ve daha önceki kaybetti. Deneyimlerde de o 17 yıllık deneyime baktığımız zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli yeni müttefikler bulmuş. Doğru. Hatta eski müttefiklerini düşmanlaştırmış. Doğru. Değil mi? Şimdi böyle bir bu kabule şeyden, dayanıyor saldırı. Yani doğru. Acaba yeni doğru. Yer doğru. İyi doğru. Parti mi olacak ve İyi Parti'de de bunu Yavuz Ağaralioğlu mu seslendiriyor gibi bir yorum. Şimdi ben içeriden hangi siyasal dille eleştiri yapılmasına dair bir şey geliştirdim derken bunu kastediyorum. Bizim ait olduğumuz değerler dünyasının neyin için yaptığını, neyin için yapmadığını bilebilen bir siyasal geçmişim var benim. Yani bizim şimdi AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilerine konu olan bir görünür yüzü var. Orada AK Parti CHP'nin klasik eleştirilerinden kuvvetlenir. Misal Deniz Bey referandum sürecinde demişti ki, bu kadar selahiyetin bir adama verilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken şöyle deyiverdi. Bu kadar yetki peygamberi de azdırır. Şimdi bu aslında AK Parti'nin beslenmesi için imkan olacak çok harikulade bir cümledir. Yani Tayyip Bey bunu gol attı zaten. Yani 90'a taktı bunu. Şöyle yaptı. Dedi ki görüyorsunuz bunların dini, imanı, mukaddesatı konuşma şeklini. Peygamberler azar mı kardeşim? Aslında Deniz Bey demeye çalıştı ki Allah bu kadar selahiyeti kendi seçtiği peygamberlerine bile vermemiştir. Bu kadar selahiyetle devlet idare edilmez demeye çalışıyor ama deme şekli böyle problemli olunca bu deme şeklinden iktidar beslenir. Ben deme şekli itibariyle de AK Parti'ye içeriden kalbine dokunabilme imkanı olan bir siyasal dil kullanmaya gayret ediyorum. Yani tabirimi mazur görün, CHP biraz baş taşlar, ben biraz kalp taşlarım. Dolayısıyla içeriden dokunmak, yanlışlara içeriden eleştirebilmek, içeriden şöyle bir imkan bulabilmek lazım. Bir de AK Parti'nin yeni siyasal iklim de hiç itiraz edebilme imkanını bırakmadı insanlara. Bunu görüyorsunuz. Eskiden AK Parti'nin içerisinde farklılıklar, farklı sesler, farklı tenkitler, farklı görüşlere imkan bulunurdu. Birbirlerini tekzip eder gibi görülen bazı açıklamalar AK Parti'nin bu yönetim çeşitliliğinde şuna dönerdi. Ha, o da var, bizde bu da var. Şimdi bakın, parti kurucularının, eski parti kurucularından şöhretli olanların açıklamalarına gençler saldırıyor şimdi. Bir tahammülsüzlük var. Zaten bu tahammülsüzlük devlet yönetiminde hakim olan siyasal dili de bozdu. Yani Tayyip Bey de eskiden tahammüllü bir adamdı. 2001'lerde, 2002'lerde, 2003'lerde, 2005'lerde. Devamlı kendini izah etmek isteyen, aslında siz bizi yanlış anladınız diyen bir siyasal üslup yerine bizi böyle anlayacaksınız diyen tahakküm eden bir dil geldi. Bu aslında tahammül eşiklerinin bittiğine alamettir. Dolayısıyla biz şimdi şuraya birikmemiz lazım. AK Parti'ye oy veren her şeye rağmen, bunca yanlışa rağmen kitlenin ümidini muhafaza etmemiz lazım. Kimse kendi partisine, kendi siyasi geçmişine hakaret eden insanlara bize çok iyi hakaret ettiniz, önümüzdeki dönem size oy vereceğiz demez. Bu mesela, anlamda da birazcık İmamoğlu'na benziyorsunuz. İmamoğlu da çünkü kampanyasında AK Parti tabanına rencide edici şeyler yapmamaya. Benim bu eleştirilerimin, birazdan herhalde gireriz buna çünkü bu dediğiniz çok mühim. Klasik CHP algoritmasını Kemal Bey de tersine çevirdiği için aslında başarılı oldu. Klasik CHP propagandasını
CHP'nin görünen yüzünü Tayyip Bey'in propaganda kabiliyeti de şuna bağlıdır. CHP'yi ötekileştirirken kendi seçmenini konsolide eder. Dolayısıyla malum CHP zihniyeti diyebilme imkanını vermemek için CHP geriye çekildi. Ortalama AK Parti'nin tabanının da oy verebileceği esneklikli adaylarla çıkıldı yarışa. Mesela Mansur Yavaş gibi siyasi olarak geçmişi ülkücü, ülke ocaklarında çalışmış, ülkücülüğünü ifade imkanı bulduğu her yerde ifade etmekten de imtina etmeyen bir adayı, CHP'nin aday etmesi de aslında onlar açısından zor bir süreçtir. Ama bu kadar esneyebilmek şöyle bir alan açtı. Farklı kesimlerden oy alabilmek imkanı oluştu. Bu imkanın devam etmesi anlamında benim itirazlarımın aslında birleştiği bir yerde burası. Çünkü nihayetinde 17 yıldır mağlup olunmuş seçimlerden sonra ilk defa 31 Mart seçimleri millete yakın, milletin değerlerine yakın, milletin siyasal hassasiyetlerini göz önüne alabilen adaylar siyasi olarak daha başarılı oldular. Şimdi bu başarılı olduğumuz alanı kuvvetlendirmek yerine yeniden HDP üzerinden enfekte olmaya, engel olmaya çalışıyorum. Enfekte olmasınız. Buradaki başarı buradan enfeksiyon kapmasın. Çünkü nihayetinde iktidara yürüyecekseniz iktidardan koparacaksınız. Yani burada şunu özellikle sormak istiyorum. Bu çıkışlarınızın, bu üslubunuzun Millet İttifakı'nı sorgulamak değil, tam tersine daha güçlendirmek olduğunu söylüyorsunuz? Doğruları kuvvetlendirmemiz lazım. Doğru yaptığımız yeri kuvvetlendireceğiz. Yanlış yaparken birbirimizin yanlışına engel olacağız. Şimdi biz mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin tercihlerine karışamayız. Cumhur İttifakı'na dahil olmak, Cumhur İttifakı lehine irade beyan etmek onların tercihi. Ama zaman zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki bir parti nihayetinde Türk siyaset tarihinde birbirlerine bu kadar ağır cümlelerle hakaret edebilmiş az parti vardır. AK Parti ve MHP'yi kastediyorum. Buna rağmen 15 Temmuz kalkışmasından, alçaklığından sonra MHP böyle bir reyinde böyle bir irade beyanında bulundu. Şimdi biz şöyle diyoruz, denetim imkanlarını zaten yeni sistemde kaybettik. MHP şöyle diyebilseydi, Türk siyasetinin denetim imkanları bu kadar kaybolmayacaktı. Terörle mücadelenizde destek, FETÖ'cülerle mücadelenizde destek, uluslararası ilişkilerimizde size sallanan parmaklara karşı size kuvvet, destek. Ama içeride sosyal politikalarınızda gevşeme görürsek müdahale ederiz. Ekonomi politikalarınızda savrulma görürsek müdahale ederiz. Hukukun üstünlüğünü halel getirecek iş yaparsanız itiraz ederiz. Demokrasinin standartları kalitesi düşerse biz bunlara razı olmayız. Bu kabil, yani denge denetleme mekanizmaları sistemde bu kadar elimizden çıkmışken muhalefetin de bu kadar sayısal olarak zayıflığı iktidarın keyfi uygulamalarına payanda haline geldi. Dolayısıyla biz şimdi MHP'ye böyle yapsalar Türk demokrasi daha kuvvetli olurdu, ortaklarına her mevzuda limitsiz kredi vermeselerdi daha düzgün işler yaparlardı, ortakları da hata yapmazdı. Yani AK Parti'nin de aslında denetimsizliğine sebep oluyor bu limitsiz destek. Biz şimdi MHP dediğimiz şeyi kendimiz de yapalım diye söylüyorum. Bazen olmuş olana cümle kurarsınız, bazen olması muhtemel olana itiraz edersiniz. Ben şimdi olması muhtemel olanı görüyorum. CHP'nin SHP'lileşmesi derken kastettiğim şey budur. Milletin teveccühünü aldığımız, kazandığımız adaylarımız lehine seçim iklimini ve siyasal çeşitliliği sağladığımız bu 31 Mart seçimlerinden sonra doğan başarıyı HDP üzerinden enfekte etmemek lazımdır. İtirazım olması muhtemel olanın önüne geçmektir. Çünkü doğru yürüyecekse bu, iktidar olacaksa, ilkeler, ölçüler iktidar olacaksa, hassasiyetlerimizi kuvvetlendirecek ve AK Parti tabanından, MHP tabanından oy alacaksak, oy alabilme havzalarını tıkamamamız lazım. Onun da yolu ortalama seçmenin istediği şeyi konuşabilir. Ama siyasal sistemin terörize olmasının önüne geçmemiz lazım. Tayyip Bey çok maharetli bir rakiptir ve kuralsız bir rakiptir. Sizi oraya doğru iter. Siz orada patinaj yaparken sizi göstererek kendi seçmenini konsolide eder. Siz yani bir anlamda... Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Türkiye'de, buna önleyici mücadele gibi bir şey... Ben önden gidilen yerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Partim adına da zaten bu hassasiyetler hem genel başkanımız hem partideki milletvekili arkadaşlarımız mecliste defaten söylediler. Türkiye'de herkesin aynı şeyi düşündüğü bir siyasal iklim hayal etmiyoruz biz Hürşen Bey. Herkesin aynı şeyi düşünmek zorunda olduğu bir siyasal sistem değildir. Demokrasinin bizim için nimet olmasının sebebi şudur. Farklılıklarımızı zenginlik sayabileceğimiz bir siyasal iklim oluşturması. Bunun bir tek kırmızı çizgisi var. Terör bir hak arama enstrümanı değildir. Terörle hak arama enstrümanı olarak meşru gören hiçbir siyasal alan Türkiye'deki oluşabilecek huzur ikliminin teminatı olamaz. Yani orada bizim elimizi bağlar bu iş. O yüzden burada çok muhkem durmamız lazım. Burada en ufak bir zafiyet
beraberinde bambaşka komplikasyonlar doğurur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile her mevzuda zaten aynı düşünmek zorunda değiliz. Onlar da bizimle aynı düşünmek zorunda değil. Çünkü gelenek olarak da biz CHP'den farklıyız. Yani merkez sağa oturacağız falan gibi klasik değerlendirmeler var. Milliyetçi, mukaddesatçı, demokrat ve kalkınmacı bir görünüm kazanmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geleneği başka. CHP de kendisini merkeze doğru taşımaya çalışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için ben AK Parti'nin değerlendirmelerinde istihza eden, işte adam bulamadılar da şunları aldılar falan gibi cümleleri makul bulmuyorum. Yani hatırlayın lütfen, 2002'de Tayyip Bey Türkiye'deki siyasal eğilimlerin tamamından alabildiği ne kadar makul şöhretli adam varsa hepsini aldı. Liberallerden aldı, sosyal demokratlardan aldı, eski tüfek solculardan aldı, ülkücülerden aldı, milliyetçilerden aldı, herkesten aldı. Eski Marksistlerden topladı. Bu Tayyip Bey'in herkesten topluyor olması Tayyip Bey'in siyasi maharetine hamledildi. Dediler ki ya ne olağanüstü bir siyaset vizyonu koydu ortaya. O vizyona göre memleketteki bütün siyasal eğilimlerin makullerini topladı ve Türkiye tasavvuru etrafında bir enerji üretti. Şimdi siz toplayınca sizin maharetiniz olan şey, başkası toplayınca niçin onun zafiyeti olsun? İşte Mansur Yavaş'ı aday etmek mesela CHP için merkeze yürüyorum demektir. Ekrem İmamoğlu ortalama AK Parti'de de aday olabilir bir adamdır. AK Parti'den aday olabilir birini İstanbul gibi bir yerde aday edebilmek, CHP'nin de artık klasik siyaset kulvarının dışında oy esnekliğini sağlayacak adaylarla görünmeyi göze alması demektir. Şöyle bir araya gireyim. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönemden itibaren uyguladığı bir takım politikaları pozitif görüyorsunuz. Ama buradan sapma ihtimali olduğunu, CHP'lileşme dediğini evet. Ve orada da temel mesele HDP. Evet, kesinlikle HDP. Peki HDP ne olacak? Yani şöyle, bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı, HDP kendi başına. Şöyle, yani ben popülizme kurban vermeyeyim, memleket yöneteceğiz. 6 milyon oy aldı HDP. Tayyip Bey seçim satında, seçim bittikten sonra kullandığı dilden daha nobrandır seçim sürecinde. HDP eşittir PKK cümleleri kurdu Tayyip Bey seçim sürecinde, hatırlarsınız. Ben o zaman mecliste, parti grubumuz da söyledi, ben münhasıran ben biraz daha vurgulu hale getirdim. HDP eşittir PKK cümlesi devlet yönetme ciddiyetinin kabul edeceği bir cümle değildir. Her PKK'lı HDP'lidir. Ben buna inanıyorum. Her PKK'lı HDP'lidir ama her HDP'li PKK'lı değildir. Devleti yöneten ciddiyet her HDP'liye PKK'lı diyerek bu alanı terörize edemez. Orada PKK'lıların bunun üzerinden sisteme şarj etme, sistemi terörize etme imkanını tıkar. Devlet böyle bir şeydir. Ama seçmen profili 6 milyonu bulmuş. Bu çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde bir devletin diyeceği cümle değildir. HDP eşittir PKK. Dolayısıyla ona da itiraz ettik. Ama bu memlekette huzurun bir bedeli var. Bu huzurun bedelini bizim çocuklarımız ödüyorlar. Efendim bizim de çocuklarımız ödüyorlar diye bir mütekabiliyet oluşturulmaz. Allah bize 1000 sene ömür verse nicelerimiz çocuklarını Tunceli'ye, Şırnak'a, Diyarbakır'a, işte Sınır'a göndermeyiz. Gezmeye de göndermeyiz. Yani gitmekten imtina ettiğimiz için söylemiyorum. Böyle bir gündem olmaz. Ama biz burada program yapıyoruz. Şehirlerimizde güvenle yaşıyoruz. Çocuklarımız gidiyorlar oraya. Yetiştirip evladım diyemediğimiz, doktor etmek için canhıraş, her türlü fedakarlığı göze aldığımız, meslek ve kariyer sahibi yattıktan sonra mürüvvetlerini görelim diye gönderdiğimiz çocuklarımız var. Evlerinden çıkarken arkalarından eşleri acaba akşam dönebilecek mi diye endişeli gözlerle son veda eder gibi gönderilen eşler. Efendim babamız acaba akşam gelecek mi diye arkada bir çift buğulu göz olur her zaman. Şimdi bunları düşünerek konuşacak herkes. Huzursa herkesin her şeyi konuşabilme imkanını bulacağı bir demokrasi kalitesi inşa edelim ama burayı terörün enfekte etmesinin önüne geçelim. Efendim siz devletin her türlü uygulamasına her şeyi deme hakkını kendinizde görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya devlet işte zaman zaman o cümleleri duyduk mecliste. Devlet katil. Efendim bir de böyle mütekabiliyet oluşturacak şekilde silahlar gömülsün. Devlet silah gömmez. Devlet eline silah alanı silahıyla beraber gömer. Kendi silahını gömmez devlet. Dolayısıyla orada bir mütekabiliyet oluşmasın. Ama bu şu anlama da gelmesin. İşte demokratik talepler işte baskılansın. Baskılanmasın. Ama taleplerin demokratik olduğu yerde çözümün coğrafi olmasına giden yolun önü kapatılsın. Yani talepler demokratik, çözüm coğrafi. Böyle bir şeyi Türk yurdu kaldıramaz. Bu memlekette demokrasinin kalitesini yükseltelim. Herkesin istediğini yapabilme, söyleyebilme, inanabilme, ifade edebilme imkanının önü açılsın. Ama bu alanı terörün enfekte etmesinin önüne geçilsin. Bu kadar basit. Şimdi bizim gün aşırı evlatlarımız şehit oluyor.
Ondan sonra biz şimdi kalkıp diyeceğiz ki ya memlekette efendim demokratik talepler var. O yüzden biz terörü bir siyasal enstrüman olarak görenlerle aramıza mesafe koymayacağız. Görün. Yani bedeli diyoruz. Sırf devlet yanlış tercihlerde bulundu diye 900 evladımız, 800 küsur evladımız sadece çözümde, hendeklerde kaybettik, şehit oldular. 900 evladımız kaybettik. Şimdi çocuklarımız ölüyor. Devletin stratejik hatalarının bedelini millet ödüyor ama maharet şudur. Bedeli millete ödetmeden çözmek. Ya bunun da demokrasinin kalitesini yükseltmek. Memleketteki hukukun üstünlüğünün teminatı altında insanlara bir yaşam konforu sunmak. İfade hürriyetini sağlamak. Ya bunun dünyanın her yerinde bu işler belli. Ama burada bedel ödenecekse herkes bu bedeli ödeyecek. Efendim siz bedeli ödeyin, sizin çocuklarınız da şehit olsun. Biz bedel ödemeyiz, bedel ödetenlerle beraber size cümle kurar, parmak sallarızı kaldıramayız biz. O yüzden ben hatırlatmaya çalıştığım şeyler, üç aşağı beş yukarı bunlar çok fevkalade cümlelerde değil. Daha önce de defalarca, siz uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Bu terörün en netameli zamanlarında da bu işlerle ilgili nice insanlarla sohbet ettiniz. Bu bitmiyor. Bu bitmeyen şeyin içerisinde bedel ödeyecek olanlar sadece bu mevzuda itiraz edenler değil. HDP terörle arasında mesafe koysun derken bunu diyor. Koymuyor. Koymuyorsa CHP koysun. Yani şöyle bir şeye ihtiyacımız var bizim. Bir kere densin ki, mesela grup başkan vekillerinden birisi ya da HDP milletvekillerinden birisi hatırlamıyorum. Bu kayyum meseleler çok evvel Tayyip Erdoğan seçim sahasında yine dedi ki gerekirse kayyum atarız. Daha henüz kayyum atanmamıştı. Ondan birisi çıkıp dedi ki kürsüde sen kimsin de bize Tayyip Bey'i kastederek sen kimsin de bize kayyum atıyorsun? Biz şöyleyiz, böyleyiz, şu kadar seçmenimiz var falan. Ben de AK Parti seçmen şeyinden, tarafından bekledim ki hani buna mukabele etsinler. Ses çıkmayınca ben konuşmanın arasında mecburen demek zorunda kaldım. Dedim ki ya gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ömrünüzde bir kere PKK'ya sen kimsin diyememişler topluluğusunuz siz. Hayatınızın herhangi bir safhasında Öcalan'a sen kimsin diyebildiniz mi ki siz dedim burada hani ağzınıza her geleni, aklınıza her geleni geldiği gibi söylüyorsunuz. Bir kere görsem duysam ki yani bu lanet olsun bu teröre. PKK bir terör örgütüdür. Üstümüzde tepindiğiniz bu yıllardan sonra bize yaşattığınız acılardan bıktık. Biz kendi dertlerimizi konuşarak çözeceğiz. Her şeyi biz kendimiz çözeceğiz. Artık üstümüzden inin, üstümüzde tepinmekten vazgeçin. Size ve teşebbüs ettiğiniz teröre lanet olsun. PKK'ya falan böyle mesafe koysun. Bakalım ne olacak? Bir koysunlar bakalım ne olacak? Efendim koyamıyoruz. Oraya diyemediğinizi devlete diyorsunuz ama. Yani PKK'ya katil diyemiyorsunuz. PKK insan hakları havarisi mi? Yani devletin başına katil diyorsunuz. Abdullah Öcalan Greenpeace eylemcisi mi? Ne demek bu yani? Ona diyemem ama devlete derim. Ona diyemem ama Türk ordusuna derim. Ona diyemem ama bu şimdi şuna dönüyor. Ben terörün bize sağlamış olduğu gücü siyasallaştırırım. Burada arz-ı endam ederim. Dolayısıyla ben burada bu tercihler içerisinde partimizin siyasi koordinatlarla ilgili hassasiyet ishar ediyorum. Diyorum ki biz kırmızı çizgilerimiz bunlardır. Bu kırmızı çizgiler aşılırsa biz burada terörün gölgesinin düştüğü hiçbir yerde siyasi nefes almayız. Peki bu şu ana kadarki yaptığınız açıklamalar, çıkışlar çok dikkat çektiğini görüyoruz. Ben birkaç kere bunu yorumladım, görmüşsünüzdür bazılarını. Başkaları da yapıyor. Bayağı bir ilgi odağı oldunuz. Burada şimdi genel olarak değil de partinin içerisinden ne tür tepkiler alıyorsunuz? Çünkü biliyorum ki İyi Parti sadece ekpare bir hareket değil. Ana gövdesi MHP'den kopuşla beraber oluştu ama bir yıl sıfır kilometre siyasete burada girmiş isimler de var. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Yani başka beklentilerle girenler de var. Ya da bu işte demin siz söylediğiniz merkez olup olmama meselesini gözetenler de var. İçeride bu söyledikleriniz böyle bir mutlak bir takdir mi alıyor yoksa bir takım eleştirilere muhatap oluyor musunuz? Bizim partimizin içerisinde bir inşa süreci var. Hocam Bey, biz bir partiyiz ve bu partileşme sürecinin en netameli zamanlarındayız. Düğmeleri doğru iliklemek zorundayız. Bir partinin kuruluşundaki en fırtınalı zamanlar bir Türkiye tasavvuru etrafında memleketin ortalama taleplerini vitrine taşıyabilecek bir siyasal çeşitliliği göstereceksiniz ama akort problemi olmayacak. Yani milletin kalbini kulağını tırmalamayacak kadro. Şimdi bizim partinin en zor zamanlarına bir de Tayyip Bey gibi zorlu bir rakip eklendi. Tayyip Bey bize ne olduğumuzu anlatmak imkanını vermedi, ne olmadığımızı anlatmak mecburiyeti oluşturdu. Biz şuyuz diyemedik, şu değiliz diyerek ömrümüz geçti. Bir yıldır biz şu değiliz, vallahi şu değiliz demeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu siyasi olarak bizim kendimizi anlatmak yerine, ne olduğumuzu anlatmak yerine ne olmadığımıza ikna etmekle patinaj yaparak geçirdiğimiz bir yıl oldu. Buna bir de birkaç seçim eklerseniz takdir edersiniz ki bu kadar devlet imkanlarını,
kendi partisi lehine kullanan bir rakip karşısında, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şimdiye kadar gördüğü en ağır kalkışmalardan birinin parantezi içinde tutulma teşebbüsüyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla hem siyasi çeşitliliğinizi, hem kadro zenginliğinizi, hem de siyaseti burada rahat kendi adınıza meşru zeminde konuşabilme imkanınızı elinden alan bir ciddi mücadele alanının içindeyiz. Dolayısıyla dediğiniz kadar kolay olmuyor. Ama bizim partimizin şunu görmek zorundalar. 17 yıllık bu AK Parti seçim galibiyet serisini bozan siyasal iklimi biz oluşturduk. Malum haliniz, sağ seçmen, klasik sağ seçmen CHP'ye oy rahatlıkla veremez. Yani klasik sağ seçmen için CHP'ye oy verebilmek çok kolay tercih edilebilir bir şey değildir. Bu siyasal esnekliği bizim partimiz sağladı. Kolaylaştırdınız. Biz seçimde siyasal esneme imkanı verdik demokrasiye. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilebilir bir eşik oluşturduk. Onun sebebi biziz. Yoksa Tayyip Bey'in çok rahatlıkla yapabildiği ve sağ seçmenin de çok rahat satın alabildiği bir şeydir. Malum CHP zihniyeti o algının içerisine aldı mı sizi, siz hakikaten sandığa girince vereyim mi vermeyeyim mi tereddütünü en çok CHP tercihinde yaşarsınız. Bu esnemeyi biz verdik. Dolayısıyla bizim vazifemiz de şu değil tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etmeye falan çalışmıyoruz. Beraberliğimizden memleketin nefes alacağı bir demokratik imkan ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bir Türkiye tasavvurumuz var ve iktidar hedefli yürüyoruz. İktidar hedefimizi tutturmak için de her akıllı olan herkesin kabul edeceği şeyi yapıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan daha fazla kopararak iktidar olabiliriz. Yani Tayyip Bey de çok maharetli bir rakip olduğu için bunlar birbirlerinden bölsünler, alsınlar, bize bulaşmasınlar diye bizi o tarafa itmiş oldu. Şimdi biz bu oy geçişkenliğini bu 31 Mart seçimlerinde sağladığımız için buna özen gösterilmesi lazım. Türk siyasetinde bu çeşitliliğin kuvvetlenme havzalarını tıkamamak lazım. Yani bize AK Parti tabanının ve MHP tabanının oy verebileceği siyasal bir dil, siyasi bir sorumluluk, siyasi bir esneklik göstermek lazım. Onu kapattınız mı? CHP'nin bütün oyunu İYİ Parti alsa ne olur? İYİ Parti'nin bütün oyunu CHP alsa ne olur? Peki bu arada tabii çok önemli gelişmeler bekliyoruz. Oldu aslında da partiler kurulmadı. İki yeni parti söz konusu. Bu söylediklerimizi daha dikkatli dinlemesine kamuoyunun sebep olan şey bu sizin dediğinizdir. Siyasi matematik, biz bunları bir yıldır söylüyoruz. Sayın Genel Başkan, HDP'nin gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız cümlelerini kurduk. Milletvekillerimiz var. Defaten mecliste bazen tartışmalara varan konuşmalar yaptık. Şimdi niçin bu kadar dikkat çekti? Sebebi şu, mecliste, meclis siyasi matematiğinde değişiklik olacak. Bu değişikliğin ihtiyaç duyduğu yeni güç, ortaklıklar. Bizim söylediklerimize acaba burası çatladı mı, dağılıyor mu? Buradan bir Millet İttifakı'ndan bu unsur kalkıp Cumhur İttifakı'na mı katılacak falan gibi cümlelerle birleşiyor. Bizim siyasi koordinatlarımızda, siyasi tasavvurumuzda bir oynama yok. Oynayan şey Türk siyasetinde yürüyebileceği alan sınırlı hale gelmiş. Seçim satında kullandığı dil ve yaptığı hatalarla sadece İstanbul'da 806 bin fark yemiş bir siyasal güç talebi bununla yürüyemeyeceğini bildiği için çeşitlendirmeye çalışıyor. Satranç tahtası kuruldu, oynanıyor. Peki bu şeylerden biraz partinizin tabii görüşü vardır ama ben kişisel olarak size şeyi sormak istiyorum. Nasıl bir önem atfediyorsunuz? Gerek Babacan'ın gerek Davutoğlu'nun kurmakta oldukları partileri. Yani bunlar gerçekten çok önemli bir eşik mi olacak? Yoksa çok büyük beklentilere kapılmamak gerekir mi dersiniz? Şöyle bakıyorum. İtirazı makbul sayıyoruz biz. Bugün her ne kadar içeriden ayrılan herkese hain deme hevesinde olsa da iktidar grubumuz, kendileri de rahmetli Erbakan Hoca'ya itiraz ederek kurulmuşlardır. Yani itiraz, siyasetin sıkıştığı zamanda Türk siyasetine nefes aldırma imkanı kollayan kadroların azığıdır. İtiraz da itibar vardır. Bugün Tayyip Bey'in bulduğu şey, eğer Refah Partisi'nin geleneği içerisinde kalsaydı, sizin herhalde ihtisasınızdır, gazetecilik ihtisasınız, o gelenek içerisinde Refah'ın devamı olan bir siyasal eşik onları en fazla %15-20-22 bandına taşıyabilirdi. Orada itiraz da başka bir kulvara geçince %50'leri zorlar bir siyasal esneme imkanı buldular. Dolayısıyla itirazı milletin teveccühüyle buluşabilecek bir muhtevayla ve kadroyla buluşturdunuz mu? Zamanlaması da denk geldi mi? Bunların hepsi mühimdir. Denk geldi mi? O dalga sizi iktidara taşır. Tayyip Bey 2002'de böyle bir dalganın üstüne oturdu. Yani hem itiraz etti hem birikmiş meseleler karşısında çözüm iradesi olan bir kadro yoktu. Hem de itirazından sonra yakaladığı dalgayı çeşitlendirerek Türk siyasetinin yeni güç dalgasının üstünde uzunca yıllardır sörf yapıyor beyefendi. Şimdi AK Parti'nin içerisindeki itirazları makbul sayıyoruz. Ama AK Parti'nin içerisindeki itirazların yıllara sari bu yanlışlar serisi içerisinde sükunetle geçiştirilip
Şimdi bu kadar yılın hilafına işte ses verme temayülü siyaset sistemin, siyasal sistemin ya burada olsaydınız böyle konuşmazdınız, bakan değilsiniz de ondan böyle konuşuyorsunuz falan gibi nobran değerlendirmelerle etkisiz hale getirilmeye çalışılır. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin şimdi tenkit ettiği pek çok politikasının yanlış olduğu zamanların da imzalayıcısı, aktörüdür. Ali Babacan daha gerilerden kendi işi haricinde münasebetsiz pek bir lafını kimse duymamıştır. Yani Ali Babacan ekonomi haricinde bir demecine şahit olan, Türk siyasetinin genel eğilimine, genel gidişatı ile ilgili ihtisası veya iştigal alanı dışında ben de böyle düşünüyorum diye bir cümlesi hafızamızda yoktur. Ama Türk siyasetinde şu anda ekonomik darboğaz hatırı sayılır bir acaba bizi kim kurtarır hevesiyle birleşince onun ekonomik vizyonu acaba bu bize finans imkanı sağlayabilir mi? Bu ekonomiyi bu darboğazdan çıkarabilir mi? İlgisinin odağı haline getiriyor onu. Bu şimdi daha erken. Kağıt üstünde çok güzel durur Ruşen Bey. Kağıt üstünde güzel konuşmalar yapılacağına dair umdeler yazılır, ölçüler, ölçülendirmeler yapılır, itirazlar edilir. Hepsi kağıt üstünde çok güzel durur. Ama bizim milletimizin siyaset irfanı çok yüksektir. Sizin söylediklerinizin doğru olması kafi değildir. Söylediğiniz doğruları yapabilme kabiliyetiniz önemlidir. Millet sizin sadece doğruları söylemenize itibar etmez. Bu söylediğiniz doğruları yapabilecek bir kadro musunuz, değil misiniz? Bu anlamda biraz sizin Muhsin Yazıcıoğlu ile geçmişinize de biraz değinmek olabilir. Muhsin Başkan çünkü, bu tam dediğim hissiyatın içinde başka bir yere oturuyor. Evet, çünkü orada gerçekten Ülkücü Hareket'te benim de gazeteci olarak yakından tanık olduğum bir kopuştu. Çok önemli bir kopuştu. Doğru. İçi çok dolu bir kopuştu aslında yani değil mi? Evet. İdeolojik, politik olarak. Zamanlaması falan. Denk gelmedi, nasip olmadı, yani, muhteva denk evet. Evet, şimdi bu dediğiniz olayı konuşurken doğru. Aklıma Büyük Birlik doğru. Partisi'nin doğuşu geldi. Mesela şeyi hiç unutmuyorum, 99 seçiminden sonra yani MHP'nin o büyük sıçramayı doğru. yaptığı şeyde Büyük Birlik Partisi yine çok az bir ayı almıştı. Doğru. AK Parti oraya girdi. Evet. Hayır. 99'da MHP büyüdü, sonra muvaffak olunamayınca yine aslında bize Büyük Birlik o zaman terörçü vardı. Ama ben şeyi özellikle hatırlıyorum, 99'da MHP'nin o büyük çıkış yaptığı yerde de Büyük Birlik Partisi çok etkili olamayınca ardından yapılan kongreyi izlemiştim Ankara'da. Evet. Orada bir çok büyük bir burukluk vardı insanlarda. Doğru. Yani doğru. MHP de az oy almış olsaydı belki şey olurdu ama doğru. o yükselirken. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla şöyle bir perspektif var. Gördüğüm kadarıyla sizin partiden bazı kişilerle de sohbet etme imkanım oldu. Özellikle Babacan'ın iktidara bir darbe vurabilme ihtimalinin hani şeyini tabanında vesaire. 50 artı bir mühim olunca onların hepsi kıymetli olacak öyle zannediyorum. Evet. Ve tabii şöyle de bir husus var tabii. Bu iki hareketin de 31 Mart ve 23 Haziran sonrası ortaya çıkması da onların önünü bir anlamda sızlaşmış. Bir eşik aşıldı ama. Yani kabul etmemiz lazım ki mesela İyi Parti olmasaydı, Ruşen Bey, İyi Parti olmasaydı bu seçimde herhalde seçim sonuçları üzerine çok fazla yorum yapabilme imkanı vermiyordu bize. Bizim mesela İstanbul seçimlerinde bile onu görmemiz lazım. Son seçimdeki, yenilenen seçimdeki 806 bin farkın HDP'ye ciro edilmesini doğru bulmuyorum. AK Parti'nin kullandığı dilin inanılmaz savrulması, hakaretin, iftiranın hadsiz, hudutsuz yerlere varması, en son hükümetin terörist başının mektubunu yorumlarken görülmesi, onun aklına alabileceği bir şey değildir. Yani ben siyaseti şöyle konuşma gerçekten sevmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarımızın da, AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bu Öcalan'a mektup yazdırılması stratejisine şöyle dediğine kesinlikle inanmam ben. Harika bir strateji. Ya bunu kim düşünmüşse ceddine rahmet olsun. Kimse böyle demez. Aslında herkes şaşkındır. Ama muhalefet biraz saldırınca ne var falan demeyi tercih ederler. Benim aslında birinci derecede merak ettiğim şey şu. Seçime ramak kala. Seçim sonuçlarını yönetmek anlamında. Tayyip Bey'e gidip birisi kimse o. Efendim ben harika bir şey buldum. Ne buldun? Efendim Öcalan'a bir mektup yazdıracağız. Sonra o yazdığımız mektubu okuyacağız. Sonra okunan mektubu da siz yorumlayacaksınız efendim. Sizin yorumlamanız da yetmez. Devlet Bey de buna size katkı sağlarsa olağanüstü bir şey olur diyen kimse onu bulacağız biz. Yani bizim devletimizin aklını bu kadar seçime ramak kadar, rehin alacak kadar, devletimizin başını PKK'nın başından medet umacak kadar bir yere düşünmeyen seçim stratejisi dedirken kimse, bence esas problem o. Ondan sonra bu Tayyip Bey bunu niye yaptı, nasıl yaptı onu konuşacağız. Ama bunu şunun için söylüyorum. Bu kadar hatanın içerisinde AK Parti tabanı kızdı. Yani beka sorunu diye bir şey konuştuk biz. Bir yıldır, Ruşen Bey, bir yıldır beka aşağı, beka yukarı. Bir yıldır.
Şimdi seçim satında BK diye konuşulan şeyin ilk elde sebebi olan bir teröristin mektubunu yorumlarken görülünce hükümet ve de limitsiz kredilerle onu ayakta tutan Milliyetçi Hareket Partisi, ya hedef mektuptan şu anlaşılması lazım cümleleri kuruldu. Ya koca Türk Devleti'nin yöneticileri Abdullah Öcalan şunu demek istiyor falan gibi cümleler kurdular. Şimdi bu hale gelince seçmen dedi ki ya bu BK, MK demek ki o dedik de, ya demek ki bu bunların dediği bir şey çok da ciddi bir şey değilmiş. Seçmen kızdı. Ben bu ikinci seçimdeki 806 bin farkın AK Parti tabanlı ve MHP tabanının ya bu kadar da olmaz iradesi olduğunu görüyorum. Peki partinizle ilgili çok konuşmak istemediğiniz bir husus var. Bir ara konuşulur gibi oldu ama. Mesela bu seçimde ya 31 Mart'ta ben İYİ Parti'nin bir il belediyesi alması ihtimalini bir Mersin'de çok büyük bir skandal yaşandı değil mi? Ortaya çıkamadı, çıkarılamadı. Çok inanılmaz bir hata yani. İnanılmaz o sizin normal şartlarda kazanma ihtimalinizin çok yüksek orası. Olan. Denizli alınabilirdi, Balıkesir alınabilirdi. Evet, Balıkesir'i ben bekledim. Orada bizim aday adaylarımızın olduğu yerlerde HDP aday çıkardı. Kamuoyunun bilmesi lazım. Bütün aday çıkardığımız yerde, ittifakın adayları 2-3 vilayet hariç, orada da şunun bilinmesi lazım. Ben bunu vesilenizle ifade edeyim çünkü kıymetli bir şey bu benim için. HDP seçmeninden biz oy istedik. HDP'ye oy veren seçmenden. Ama kimden oy istemediğimizi de söyledik. Normalde kulağımızın üstünde yatabilirdik. Şöyle olabilirdi Ruşen Bey. Efendim zaten bu HDP AK Parti ile eski ortak. Bizim adaylarımızın vizyonunu beğendikleri için de bizi desteklemiyorlar. Eski ortaklıklarından, birbirlerine verilmiş sözlerden dolayı bir alınganlık oldu. Cezalandırma isteği oldu HDP'nin, AK Parti'yi. Onları cezalandırmak için ipi göğüsleme ihtimali olan yerlerde Millet İttifakı'nın adaylarını destekleyerek eski ortaklarını cezalandırmak istediler. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki aslında HDP, kurma heyetini kastediyorum, Cumhur İttifakı'nda AK Parti'ye, Millet İttifakı'nda CHP'ye yakındır. Ya da bunu biraz daha şöyle anlaşılabilir hale getireyim. Cumhur İttifakı'nda MHP'ye, Millet İttifakı'nda İYİ Parti'ye mesafelidir aslında. Ama ona rağmen bize oy verdiler. Tabanlarının hareketini bizi sevdikleri için, bizim vizyonumuzu beğendikleri için değil. AK Parti'yi cezalandırmak için. Biz de oradan oy kazanacağız, kulağımızın üstünde yatalım gibi bir hevese kurban gitmedik. Ben Sayın Genel Başkan'la istişare ettim. Dedim ki ben hem AK Parti'nin itirazlarına konu olacak bir zafiyet alanının önünü kapatmak istiyorum. Hem de bizim hangi hassasiyetlerle siyaset yaptığımızı izhar edelim. Ben seçim sattığında şöyle gezdim. Bize PKK'lar oy vermesin. Bize Kandil'i meşru görenler oy vermesin. Abdullah Öcalan'ı sevenler oy vermesin bize. Efendim terörü bir enstrüman olarak görenler oy vermesin. 82 milyon tamamının oyuna talibiz ama terörü meşru görenlerden oy istemiyoruz. Yani biz seçimde kimden oy istemediğimizi de anlatarak gezdik. Hani şöyle yapsam bugün eleştirilere konu olabilirdim. Haklı da olurlardı. Kulağınızın üstünde yattınız. Seçimde size gelen oyların gelmesine sessiz kaldınız. Şimdi konuşuyorsunuz. Biz seçimden önce de konuştuk. Pek siyasetçilerin yapmayacağı bir şey yaptık. Biz kimden oy istemediğimizi de ifade ettik. Dolayısıyla Türk siyasetindeki bu zenginliğin sebebi İYİ Parti'nin sürece katmış olduğu esneme. Ama bu esnemenin içerisinde biz Türkiye'de yakık katır, yakık satır arasında başka bir yol olmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde de arkadaşların şöyle düşünmesine gerçekten bozuluyorum. Yani efendim biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir nezaket ilişkimiz var, muhafaza edeceğiz. Millete verilmiş sözlerimiz var. Sözlerimizi tutacağız. Adaylarımızın başarılı olması için her şeyi yapacağız. Çünkü biz bu adayların milletin teveccühüne sunarken arkasında şöyle durduk. Bunlar sizin hakkınıza, hukukunuza nezaret edecek, bir kuruşunuza halel getirmeyecek. Şu ana kadar nasıl görüyorsunuz? Vallahi yani başarılı olmaları için. Sizin de desteklediğiniz CHP'den büyük şehirlerde seçilmiş çok sayıda aday var. Evet. Ve bayağı da bir zaman geçti. Önemli olaylar da oldu. Doğru. Özellikle İstanbul'da deprem falan gibi. Baktığınız zaman şey misiniz, razı mısınız? 25 yılın sonunda belediyelerin imkanlarının sınırlı hale geldiği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muhalefeti çok ekonomik imkanlar anlamında da çok baskıladığı bir süreçte elimize belediye imkanlarıyla hizmet etmek fırsatı geçti. Şimdi önce herhalde hasar tespit süreci bu. Yani bu 25 yıl içerisinde yapılan pek çok hayırlı iş de vardır ama bu son dönem AK Parti'nin eleştirinin oklarının üzerine alınmasına sebep olan şey, 1 liraya yapılacak işleri 50 liraya yapma teşebbüstür. Eskiden iktidar olma süreçlerini çok iyi hatırlarsınız siz. İtibar bulmalarının sebebi CHP'nin bile elinden belediyeleri Refah Partisi gibi siyasetin böyle çok daha uçlarında olan bir geleneğin belediye alabilmesi, İstanbul'u alabilmesi, Ankara'yı alabilmesi çok mümkün değildi.
Ama şöyle bir şey verdiler, şöyle bir duygu verdiler o zaman 90-94'lerde. Biz devletin bir kuruşunu halel getirmeyiz. Biz kendi yandaşlarımızı zengin etme hevesine devletin malını mülkünü kurban etmeyiz. Diyor, bunlar dindar, en azından çalmalı. Evet. Şimdi evet. O algının tam tersi bir yerdeyiz. Şimdi çalışıyor. Biz, sanki biz AK Parti'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı kızıyormuşuz gibi bir algı oluşturuldu. Aslında öyle bir şey değil. Biz bir bardak alacaksanız eskiden AK Parti şöyle yapardı. Milli Görüş geleneği öyle yapardı. Efendim bardak alacaklar 5 tane belediye. Bu 5 tane bardak için tespit, fiyat tespiti anlamında teklifler alınırdı. Efendim en düşük teklifin daha düşüğüne kendi adamlarına verirler. Herkes de bilirdi ki kendi adamlarına verdiler ama en düşüğün daha düşüğüne verdiler. Şimdi yine teklifler toplanıyor. En pahalıdan daha pahalıya kendi adamlarına veriliyor. Dolayısıyla süreci AK Parti'nin kendisinin borcunu düşünüyorum. Tayyip Bey'in rakibinin Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Türkiye'ye vaat edip de kurmayı hayal edin ben size böyle bir Türkiye kuracağım deyip de başladığı yarışı bu şartlarda Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çeviren bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya Tayyip Bey, ikisi birbirinin rakibi. Bu makas Yavuz Bey, için yavaş yavaş toparlayalım. Şunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bu ittifaklar değişir mi, değişmez mi? Benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey çekiyorsunuz. CHP eğer CHP'lileşirse birlikte yol yürümemiz pek mümkün olmazsa getiriyorsunuz. Evet, onu anlıyorum. Orada da anahtar husus HDP ile ilişki olduğunu evet, biliyorsunuz. Evet, HDP bizim kırmızı çizgimiz. Onu artık çok da fazla üzerinde spekülasyon yapmaya Kemal gerek Bey'in, yok. Kemal Bey'in, ben onu biraz vurguladım. Yani Kemal Bey devlet kuran partinin genel başkanı. Devletin bütünlüğüne kastetmiş herkese en fazla bağırmak ona yakışır. Çünkü biz bu devleti ne yokluktan kurduk cümlelerini Kemal Bey kurabilir. Biz de kurarız ama o der ki biz bu devleti yokluktan kurduk. Dolayısıyla devlete falan öyle parmak sallanmaz cümlelerini kurması lazım. Peki birçok yerde İyi Parti'den bahsederken partinin inşasından bahsettiniz. Yani böyle zor bir şeyden. Zor bir süreç. Önce ne olmadığımızı anlattık dediniz. Şimdi yeni yeni ne olduğumuzu anlatıyoruz. Nasıl bir Türkiye hayalimiz var onu anlatacağız. Nasıl gidiyor o iş? Bence şöyle, Türkiye'de bu kadar 31 Mart seçimlerinin bize sağlamış olduğu bir avantaj var. Süreci belirleyen parti olmak avantajı. Türkiye'deki siyasi olarak nefes alabilme imkanı muhalefete de basına da nefes aldırdı. Şimdi bir çeşitlilik, eskiden adımızı anamayacakları bir dehşetli siyasal iklimden şimdi isimlerimizle, sıfatlarımızla, ünvanlarımızla tartışma programlarının içerisinde Türkiye tasavvurumuzda cümleler kuruyoruz. Demek ki Türk siyaseti nefes aldı. Basın da bu fark ediliyor zaten. Yani Türkiye'de yönetim anlamında da fark ediliyor. Biz şimdi ülke şöyle bir uçurumdan döndü. Onu görüyoruz. Tayyip Bey'e yakın olanların, Tayyip Bey'e akraba olanların, Tayyip Bey'in hamisi olduğuna inanılanların, devletin bütün imkanlarına çok kolayca ulaşabildiği, eşin, dostun, akrabanın çok rahat devlet imkanlarını kendisi lehine kullanabildiği, devletin siyasi kuvvetin elinde bulunan kadronun yakınında olunca her türlü kuralların delinebildiği, ama muhalif olursanız, en haklı olsanız bile en zalim muamelelerle tedip edilebileceğiniz bir siyasal iklim, bir uçurumdu, AK Parti için bile bir uçurumdu. Oradan döndük. Yani ayıplı bir Orta Doğu ülkesi olmak üzereydik. Allah AK Parti'ye de acıdı, aslında Türk milletine de acıdı. Kendi sürecimiz içerisinde bizim bu memlekette 82 milyonu yeniden bir ve beraber edeceğimiz bir iklim doğdu. Milletin irfanına çok itimadım var benim. Milletimiz bizim de dediklerimize %100 itibar etmedi. Hükümetinkilere de etmedi. Şöyle yapmış oldu. İktidara demiş oldu ki sizin dediklerinizin hepsini duydum muhalefet için. Ama dediğin kadar problemli olmadıklarını düşünüyorum muhalefetin. Onların sizin hakkınızda söylediklerinin doğruluk payı olduğunu düşündüğüm için senin dediğin kadar onları öldürmeyeceğim. Bize de dönüp demiş oldu ki aslında sizin de iktidar için söylediklerinizi duydum ama siz de iktidarın elinden alıp ondan daha iyisini yapacak kadar hazırlıklı değilsiniz. Dolayısıyla belediye başkanlığı verdiğime encümen vermedim, encümen verdiğime belediye başkanlığı vermedim. Hepinizi bir araya getiriyorum, önümüzdeki seçim bir daha seçeceğim içinizden demektir bu. Şimdi biz mesuliyetimizi aldık. %10 oy, 5 milyon oy, korkusuz bir 5 milyon oy. Tayyip Bey'e itiraz edilemezlik alanı içerisinde biz sana ve gücüne rağmen senin yaptığın yanlışlara itiraz ediyoruz oyu. Türk milletinin ümidi olsun diye bunu memleketin yeni Türkiye tasavvuruyla buluşturacağız. Yani nasıl bir Türkiye hayali kuruyoruzu milletimize anlatacağız. Takdir tabii ki milletin. Göreceğiz. Doğruları söylemenin yetmediğini biliyorum. Yani bizim milletimiz şimdi seçim satında da gördüm, şimdi de gezerken görüyorum. Hüseyin Bey konuşuyorum. Ahalinin yaşlı olanların gözünde şöyle bir duygu alıyorum. Evlat ben senin gibi ne konuşanlar gördüm. Ben senin gibi ne konuşanlar gördüm. Evet. Yolun başında bizim gibi konuşmak kolaydır.
Yani yola idealizmle başlamak kolay, yolu idealizmle bitirmek zor. O yüzden millet o kadar yorgun olmuş ki, ya oğlum ben ne idealistler gördüm ben bu meydanlarda. Peki seçim bekliyor musunuz? Şöyle, ben normal şartlarda Tayyip Bey 5 yıllık bir yetki aldı. Yeni sistemde bu kadar yetkiyle bize vaat ettiği ülkeyi kurmak için zamanı var. Çünkü seçimde çok olağanüstü vaatlerde bulundu. Ona koro halinde kabinede katıldı. Tayyip Bey'e yetki verirseniz korosu, bizim ekonomimiz düzelecek, terör bitecek, Türkiye kalkınacak, milli gelirimiz 30 bin dolar seviyesine varacak, olacak olacak. O kadar muazzam cümleler kuruldu ki o cümlelerden sonra bir yıl geçti, bir yıl sonra geldiğimiz yer hemen hemen 2002 gerçekliği. Yani 2002'de işsizlik, 2002'deki faiz artları, 2002'deki enflasyon, 2002'deki batan şirket sayısı, 2002'deki işte okulların durumu o kadar benzemeye başladı ki AK Parti kendisini doğuran siyasal iklimin tam tersine bir Türkiye kuracağını vaat etti. Kendisini doğuran siyasal ve iktisadi iklimin aynısı oluşmak üzere. Dolayısıyla büyük bir patinaj alanı oluştu burada. O yüzden Tayyip Bey için bu şartlarda seçim bence çok ciddi bir zorluktur. Yani milletin geçim derdi bu kadar ayyuka çıkmışken seçim diyen milletten tokat yer. Ama bizim bazı milletvekili arkadaşlarımızın, grup başkan vekilimizin sözüyle benimki böyle parti sözcüsü başka bir şey diyor, grup başkan vekili başka bir şey diyor gibi takdim edildi. Öyle değil o. Ben bu şartlarda seçime gidenin milletten geçim zorluğu dolayısıyla tedip edici, terbiye edici bir sonuçla neticelenecek yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani seçime gitmek giden için intihardır. Ama Lütfü Türkkan Bey açıklamış mesela, bu iktisadi zorluk seçimi mecbur eder diyor. Yönetilemez ekonomi, ekonomi maharetsizliği. Ben bu ülkeyi yönetemiyorum kabulüyle birleşirse seçim mecburiyeti doğabilir. Aslında birbirimizin aynısını söylüyoruz ama farklı farklı yerlerden söylüyoruz. Ortada bir Devlet Bahçeli faktörü var. Devlet Bey'inde, evet. Her onun Devlet Bey'in böyle bir sicili var. Yani kabul etmemiz lazım ki ne zaman ne diyeceği belli olmaz. Ama şöyle bakıyorum, Türkiye'de bir partinin yerine bir partiyi ikame etmekten daha mühim meselelerimiz var. Gerçekten 40-50 yıllık firmalar batıyor. 40-50 yıldır Türk sanayisinin bütün yükünü çekmiş büyük firmalar. Ciddi iktisadi zorluklar içerisinde. Çocuklarımızın 100-143 bin kişi yurt dışına göçmüş. Beyin göçü veriyoruz. Üniversite sonuçlarına bakın, felaket durumdayız. Milli eğitim çökmüş durumda. Tarım berbat durumda. Yani gençlikte işsizlik oranımız 3 kişiden her üniversite mezunundan 3'e 1'e düşmüş. Bu şartlarda bekar dediğiniz şey bunlardan ibarettir. Yani 4 milyon Suriyeli'ye bakıyorsunuz, ekonomimiz kırılgan hale gelmiş. Borçlanma maliyetleriniz, IMF'le anlaşsanız 4,5, IMF'le anlaşmıyorum. Ben IMF'e tenezzülecek adam mıyım falan gibi bir delikanlılığın, kabadayılığın karşılığı %4,5 ile borçlanmanın 2 katına borçlanmaktır. Dolayısıyla Türk ekonomisi bu kadar kırılganken seçim yani diyene ziyan bir iştir. Biz o yüzden seçim demek yerine memleketin acil problemlerini çözelim iradesinde her türlü alın terini dökecek bir mesuliyetle görünüyoruz. Oh. Evet Yavuz Bey, çok teşekkürler. Teşekkür bayağı ederim. Bir konuştuk. Evet, İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu ile konuştuk. Uzun bir sohbet oldu, güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yine görüşürüz inşallah. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Güzel oldu. Evet, çok iyi oldu.